Yanımda ne duruyorsun dedi. İşte bak dedi, senin yerin orası dedi. Oraya geç otur dedi. Bu çok büyük bir sürprizdi tabii. Yeşilçam bugün sevilmesinde en büyük etken bu kalabalık kadrolu aile filmleri akımıdır. Onun için lütfen dedi Kemal'e, Tara ve Halit'e, sakın ve sakın benden ayrımcılık beklemeyin. Hepiniz bu sınıfın öğrencisisiniz. İşte bu bakış açısıyla o filmde bütünlük sağlandı. O stresin yaptığı baskıyla tango benim için bir çıkış noktası oldu. Abi şimdi şu kısım bizim için çok değerli. Öyle ustalarla çalışmışsınız ki. Şimdi bakıyorsunuz, bir de öyle bir filmin senaristliğinde bizzat o zamanın genç senaristlerinden bulunmuşsunuz ki. Bir oradan başlayalım mı abi? Gayet Ertem tabii. Abiden onun yanında genç senarist olmak. Gayet tabii. 1975 yıllarında henüz 22 yaşında bir genç sinema yazarıydım. Bir yandan da hukuk fakültesinde birinci sınıfta öğrenciyim. Ama 80 öncesi yıllarda üniversite öğrencisi olmak o kadar kolay değildi. Ciddi olaylarla bu ülke karşı karşıyaydı. Özellikle ayrımcı, sağ sol ayrımlarıyla. Ve çok zor şartlarda üniversite eğitimini devam ettirirken bir yandan da sinema yazarlığı yaparak içimdeki o enerjiyi farklı bir alanda değerlendirmek isteyen bir delikanlıydım. Ertem Eğilmez'in iki tane filmine, Köyden İndim Şehire ve Salak Milyoner filmlerine yazmış olduğum gazete yazılarından, kritiklerinden, film kritiklerinden dolayı hocanın dikkatini çektim. Ha, bu şekil başladı tabii, kısım. Tabii. Hocanın dikkatini çektim ve hocadan bana doğrudan doğruya genç bir kaleme ihtiyacımız var. Bir ekip kurduk. Senaryo çalışması içindeyiz. Çok önemli bir projedir. Bu projede bizimle beraber asistan olarak çalışır mısın tarzında bir teklif geldi. Benim için bulunmaz bir fırsat. Gümüşsuyu'nda Taksim'de hocanın bir çalışma evi vardı. Home office gibi bir ev. Bugünkü tabirimizde bir stüdyosu vardı. Ve o stüdyoda çok değerli isimlerle bir anda karşılaştım. İşte Münir Özkullar, Kartal Tibetler ki Ankara Sanat Tiyatrosu'nda sanat hayatına başlayıp uzun yıllar oyuncu olarak Arzu filmin birçok filminde yer alan ama artık yorgun savaşçı olan, yönetmen olmak için Ertem Eğilmez'in yine çalışmalarına katılan bir Kartal Tibet, Adile Naşit, Sadık Şendil, o dönemin çok ünlü bir kalemi, Kanlı Nigar eseriyle bayağı ses getirmiş bir yazar ve çok değerli bir isim daha Umur Bugay. Allah rahmet eylesin. Bizimkiler dizisinde biliyorsunuz. Seyirciyle tanışan çok önemli bir kalem. Yavuz Turgul, Ses ve Hayat dergileri yeni kapanmış. Şevket Radon'un yönetiminde o uzun yıllar magazin dünyasına hizmet eden. Ve artık o da sinemaya gönül vermiş ama öğrenmek için Ertem Eğilmez hocasına koşmuş olan isimler. Ve onların yanında bir genç delikanlı. Müthiş. Tabii bu çok önemliydi. İşte ilk sinemayla, daha doğrusu sinemanın altyapısıyla tanışmamız bu şekilde başladı. Oradan girdiniz, tam dediniz ben senaristim. Harika gidiyoruz. Ama Hababam sınıfında bir sürprizle karşılaştınız. Evet. Ertem abi size bir sürpriz yaptı. Evet tabii. Şimdi bir 3 ay o senaryo çalışmaları bana zaten çok ayrı bir hava getirdi. Hocamın yanında devamlı o senaryonun hazırlanmasında demek ki dedim iyi bir film ancak iyi bir senaryoyla ortaya çıkacak ve böyle bir altyapı istiyor. Seti kurduk. Nisan ayının başında hemen 1975 senesi yine motor denilecek. Karşımızda 25 kişilik bir sınıf var. İçinde 3 tane çok değerli öğrenciyi oynayan ekip var. Kemal Sunal, Halit Akçatepe ve Tarık Akan. Müthiş. Onun yanında 21 kişi ilk defa sinemada kamera karşısına çıkacak yüzler var. Bunlar aslında gazete ilanıyla toplanmış. Allah Allah. O dönemlerde kasa ajansları yok. Gazeteye ilan vererek, o ilan da meşhurdur. Hala devlet film arşivinde Sami Şekeroğlu'nun yönetiminde bir orijinali ilanın verilen gazete ilanı Hababam Sınıfı ile ilgili bir tarihi belge gibi, Türk sinemasının kültür belgesi gibi saklanır. İşte o belgeyle, o ilanla toplanan oyuncular orada ve kamera kurulmuş. Yönetmenim motor diyecek. Ben de onun yanında asistan olarak duruyorum. Sınıfta bir tane boş yer var. En ön sırada en göze çarpan yerde bırakılmış bir boş yer var. Bana baktı. Hatırlar mısın dedi. Boncuk diye bir karakter yazdık dedi senaryoya dedi. Hani sınıfın tek çalışkanı olacak dedi. Kontrast teşkil etmesi için o sınıfın haytalığına karşılık bir çalışkan öğrenci karakteri. Yanımda ne duruyorsun dedi. İşte bak dedi senin yerin orası dedi. Oraya geç otur dedi. Bu çok büyük bir sürprizdi tabii. Hep kameranın arkasında çalışacağız diye gönül vermiş. O ortamın içinde yer almış. Özellikle 3 ay boyunca farklı açıdan olaya bakmış olan bir insan için çok önemli bir sürprizdi. Evet. Hiç beklemediğim bir olaydı. Harika, müthiş. Ama bir de şu var, bakın ben şu kısım benim çok dikkatimi çekiyor. Şimdi bir Cihat abiye gidiyoruz, Cihat Taner'e. Diyor ki Münir Özkul. Tam tersi biraz daha Cihat abiye göre genç kadroya gidiyoruz. İşte Tuncay abiye gidiyoruz. Bakıyoruz. Diyor ki Münir Baba. Sizlere giriyoruz. Münir Özkul, Adile Naşit. Yani şimdi o siz direkt o ekiple birlikte çalıştınız. Tarık Akanlar,
Halit Akçatepe'ler, Kemal Sunal'lar, Adile Naşit'ler, evet, hepsiyle biraz oradan, oranın havasını sizle hissetsek. Şimdi zaten 22 yaşındayım o dönem. Fakat diğer bulduğumuz arkadaşlar da genellikle aynı yaşlar, 20'li yaşlar. Aramızda bir tek yaşı fazla olup da ama yine o genç yüzünü filme katan 3 değerli isim. Evet. Daha Münir Özkul henüz sınıfın dışında, Adile Naşit sınıfın dışında. Daha çıkmadık sınıfa. Hayır. Henüz sınıfın içinde bile 3 tane dev oyuncuyla karşı karşıyayız ve hemen onlarla bir arada kenetlendik ama burada yönetmenin çok büyük etkisi var. Daha ilk günden hepimizi bir araya toplayıp bakın dedi, özellikle bu 3 isimli olan sanatçıya, hepiniz burada eşitsiniz dedi. Ben kalabalık kadrolu bir film çekeceğim. Bu film aslında hepinizin emeğiyle ortaya çıkacak, başarısı belirlenecek. İçinizdeki bu kadrodan yapılacak her türlü hata filmin başarısını gölgeler. Dolayısıyla birbirinize destek olmanız lazım. Bu desteği sağlayabilmemiz açısından da hepinizi eşit olarak kabul etmemiz gerekiyor. Beraber yemek yiyeceğiz. Bahçede beraber top oynayacağız. Beraber güleceğiz, eğleneceğiz. Ve bu arada da bu arkadaşlar ilk defa hayatlarında kamera önüne geçip bu filmi çekecekler sizlerle beraber. Onun için lütfen dedi Kemal'e, Tara ve Halit'e, sakın ve sakın benden ayrımcılık beklemeyin. Hepiniz bu sınıfın öğrencisisiniz. İşte bu bakış açısıyla o filmde bütünlük sağlandı. Arkadan Şener abi dahil oldu herhalde. İkinci filmde. İkinci filmde. İlk filmde yok değil mi Şener abi? Hayır, ilk filmde yok. İlk filmde farklı bir öğretmen kadrosu var. Sıtkı Akçatepe, evet. Paşa Nuri'miz. Halit Akçatepe'nin babası aynı zamanda. Akil hocamız, Akil Tuna, Öztuna. Daha sonra, ikinci filmden sonra vefat etti. Hep yaşlı hocalar bunlar. Kemal Arduman, Tarat Artemel, Ergin Orbey, Devlet Tiyatrosu Genel Müdürü iken ayrılıp aramıza geldi, müfettiş rolünü oynayan Devristan isim. Ve bu hocaların başında da Münir Özkul gibi gerçekten Ertem Bey'in hem yakın dostu, o senaryo çalışmalarında da bu arada rahmetlinin adını anmam lazım. O da zaman zaman aramıza katılan çok değerli bir sanatçıydı. Münir Özkul'un müdür muavinini oynadığı kadroda tamamen yaşlı, emeklilik çağına gelmiş, aslında artık çalışma gücü pek kalmamış olan bir öğretmen kadrosu. Ve hala hayatta aramızda bu kadrodan yine Allah uzun ömürler versin Bilge Zobu'muz. İlk Badi Ekrem'imiz. İlk filmde oynayan. Bilge Zobu'nun da ilk filmden sonraki rahatsızlığı nedeniyle Şener Şen devreye girecek. Badi Ekrem rolünü ikinci filmde o üstlenecektir. O da o karakterle alıp başına gidecek ve tek starlık filmlere kadar sinema hayatı yükselecek. Bir de şimdi baktığımızda bunu siz gibi değerli oyunculara hep soruyoruz. Çünkü hepinizin fikri ayrı ayrı değerli. Merak ediyorum, yani Hababam sınıfı hep taze. Hep taze. Yani şu an açalım ama çekim 1975. Evet. Ama şu an 2023'te ben o filmi açsam keyifle seyrederim, keyifle gülerim. Sırrı ne? Hep size göresi. Hep konuştuğumuz olay bu. Bugün de toplumla hep bağlantı kurduğumuz zaman koskoca bir altı nesil geçmesine rağmen, yani o filmin çekildiği tarihte hayatta olmayan bir nesil bile bugün filme sahip çıktığı için bunu çözebilmemiz açısından bunun bir topluma kültür mirası olduğunu kabul etmemiz lazım. O filmdeki olayların tamamen bugün hala içinde bulunduğumuz toplumun sorunları olarak devam etmesi. O filmdeki anlatılan ve verilen mesajların, anlatılan öykülerin bugün dahi okul hayatında, öğrenciler arasında ve öğretmenler arasında aynen yaşanması, bizim 1975 senesinde ortaya attığımız ilk Hababam sınıfının romanında aslında olmayan bir konudur bu. Özel okul kavramının ticaretin eğitimi zedeleyeceği, kirleteceği nosyonu. Örneğin Özel Çamlıca Lisesi diye bir okul içinde geçer bu hikaye filmde. Halbuki 1975 yılında özel okul kavramı Türk eğitim sistemine ilk defa giriyordu. Yeni başlamıştı. Tabii. Bunun eleştirisiyle mesela bugün 2023'lü yıllarda bile biz özel okulların ne kadar anne babalara, öğrenci velilerine büyük külfet teşkil ettiğini bugün konuşuyoruz. Ayrıca ticaret açısından eğitime bakan bir müdür, yani okulun sahibi, rahmetli Muharrem Gürses'in oynadığı rol ve özellikle bu nedenle emekli öğretmenler seçildi. Yani düşük maaşlarla çalıştırabileceği, az maliyet teşkil eden, ite kaka eğitim sistemini yapıyor muyum, okulu götürüyor muyum tarzında bakan, gidiyor mu gidiyor tarzında bakan bir müdür. Bu ticarethaneyi ne kadar döndürürüz diye ya. Evet, bakan bir müdür. Şimdi bu Muharrem Gürses'in ortaya koyduğu karakterin karşısında da tamamen idealist bir öğretmen karakteri, müdür muavini Münir Özkul. İşte müthiş. Peki abi, şimdi Hababam sınıfıyla böyle geçtik ama Ergun Sözen senaristliği var. Ama bir de sizin kendiniz belki bir vefa düşüncesiyle belgeselleriniz var. Biraz bunları konuşsak. Çünkü o isimlerin hepsi esas duruşta böyle durulacak isimler. Evet.
Haklısınız. Bu arada bir de merdivenlerde izin olursa çan çalarak teneffüs saatini bize hatırlatan, buyurun, ki gerekli aşağı pencereden bize kopyalar veren yazım ve çocuklara her türlü yemeğini yapıp onları beslemekten kendi evlatları gibi keyif alan, onlara bir annelik görevi ifa eden sevgili Adile Naşit'imizi, Hafize Hanım'ımızı da burada katmamız lazım. Ama son bir şey söyleyeceğim diğer konuya geçmeden. Bu filmde gördüğünüz Kalbam sınıfının bugün hala sevilmesine büyük etken olan Münir Özkul karakteri, Mahmut Hoca karakteri, İdeal Öğretmen karakteri, Hafize Ana karakteri, öğrencilerle bir yatılı okul netice itibariyle anne gibi ilgilenen bir, bu kadar sevimli bir personel. Keza bir Muharrem Gürses'in oynadığı olaya ticari gözden bakan müdür karakteri. Bunların hiçbiri kitapta yok. Bunların hepsi senaryo çalışmasında bu filmin yaşaması için, bu filmin bu kadar çok sevilmesi için atılmış olan çok doğru adımlar. Müthiş. İşte onun için o baştaki kadro çok önemliydi. O 3 aylık senaryo kadrosu. İşin diğer yöntemine gelince, benim mesleki yaşantımda normalde 1975 yılında bu filmler vizyona girdikten sonra ilk iki film, sinemada televizyonun da etkisiyle büyük bir kriz yaşandı ve bu nedenle birçok sinema salonu kapandı. Sinema seyircisi sinema salonlardan uzaklaştı. Bizler de üniversite hayatımıza geri dönmek zorunda kaldık. Ve çok sevdiğim sinemayı o dönem itibariyle 3-4 filmde asistanlık yaptıktan sonra, Babam Sınıf filmlerinde de yardımcı yönetmenlik yaptıktan sonra ayrılmak zorunda kaldım. Ne zaman ki mesleğimde belli bir yere geldim ve özellikle emeklilik hayatından sonra da tekrar o sinema, içimde o yaşayan evlat beni çağırmaya başladı. İşte o dönemde ahde vefa ilkesinden de hareketle Yeşilçam'ın gelmiş geçmiş birçok sanatçısı için belgeseller hazırladık. Yeşilçam'da iz bırakanlara dağıtılım. Bunların içinde Sadra Alışıklar, Ayhan Işıklar, Fikret Hakanlar, Belgin Doruklar, Yılmaz Köksallar, Yılmaz Güneyler, Adile Naşit'i yaptık, Münir Özkul'u yaptık, Halit Akçatepe'yi yaptık. Kartal Tibet henüz şu anda proje aşamasında. Öyle mi? Evet, evet. Daha henüz onun da çalışmalarını bitirmedik. Ama 18 tane aşağı yukarı çok ciddi belgesel çalışmamız oldu. Yeşilçam'dakine dediğim gibi iz bırakanlar adı altında. Müthiş. Bunlar da bizim sinemaya karşı olan, Yeşilçam'a karşı olan, benim özellikle içimde o ahde vefa ilkesinden kaynaklanan bir vefa borcunu, Kemal Sunal'da tabii başta olmak üzere, Yeşilçam'a bir yerde armağan ettik. Bunun dışında da festival filmleri, evet, yapıyoruz. Şimdi o festival filmlerinde çalışmamız özellikle hocamız Ertem Eğilmez'in bize vermiş olduğu nosyonla gelişmiştir. Ertem Eğilmez gerçekten Türk sinemasında çığır açan, kendi ekolünü yaratan bir yapıya sahiptir. Yani kalabalık kadrolu aile filmlerini ilk kez Yeşilçam'a kazandırarak bu Adile Naşit'li, Münir Özkul'lu, Şener Şen'li, Zeki Alasyalı, Metin Akpınar'lı, Kemal Sunal'lı, Halit Akçatepe'li kadrolarla burada çok farklı bir ekolle seyirciyi sinemayla bütünleştirmiştir. Yeşilçam bugün sevilmesinde en büyük etken bu kalabalık kadrolu aile filmleri akımıdır. Üstelik bu proje hazırlarken de gene sosyal mesajlarını vermekten asla geri kalmamıştır. Ve o gün o filmlerde yaşadığınız insan ilişkileri ve verilen sosyal mesajdan aynı Habbam Sınıfı filmlerinde olduğu gibi bugün halk tarafından, hala toplum tarafından benimsenir ve özlenir. Nerede o günler diye, nerede o eski günler? İşte o, nerede o eski günler diye anımsadığımız aslında bütün insan ilişkileri ve insan güzelliği, o sevginin güzelliği değeri o filmlerde saklıdır. Bugün Ertem Eğilmez yine sadece Habbam Sınıfı filmlerini düşünmemek lazım. Sev Kardeşimler, Oh Olsunlar, Canım Kardeşimler, Köyden İndim Şehirler, Salak Milyonerler, Mavi Boncuklar. Bunlar hep hakikaten Türk sinemasının, Yeşilçam'ın temel dilekleri olarak yaşıyorlar. Evet. Bir de o isimler öyle isimler ki şu an hepsinde firesiz esas duruştayız yani. Evet, evet. O da ayrı bir şey. Yani isimleri, evet, bile zikrettiğiniz zaman içinizde bir sıcaklık doğuyor. Aynen, değil mi? Aynen öyle. Hepsi, evet, hepiniz hep apayrısınız abi. Eksik olmayın. Peki abi, sizin manevi evlatlarınız iki tane. Bir tanesi sinemaydı. Sinemayı konuştuk. Şimdi bir de diğer bir manevi evladınız var. Evet. O, onun eğitmenliği var. Kendiniz direkt, hani belki onu yaparak başladınız. Biraz da tangoyu konuşsak abi. Tango hakikaten içimde iki tane manevi evlat var sevgili Emin. Yani bunu bir yerde bir hayat görüşü olarak, felsefesi olarak kendime benimsemeye çalıştım. Mesleğim, hukuki mesleğim, dünyanın bütün her yerinde olduğu gibi stresli bir meslekti. İnsanların sorunlarını bir yerde giderebilmek için koşturduğunuz, çaba gösterdiğiniz ve zaman zaman inişler çıkışlar yaşadığınız stresli bir hayattı. O stresin yaptığı baskıyla tango benim için bir çıkış noktası oldu. Ama tangoya geçerken, tangodaki erkek ve kadın işlevinin biraz farklı konumda olması ve erkeğin özellikle tangoda yönetici durumunda olması, yani
yani partnerine istekte bulunarak şu kombinasyonuna girelim veya başka bir kombinasyona girelim derken partnerini yönlendirerek ona yorum sahası açması bir yerde sinemadaki yönetmenlik tutkusunun yansımasıdır. Müthiş. Kadın yorumcudur tangoda, erkek lider konumundadır. Yani bir nevi perde arkasındaki yönetmen konumundadır. Örneğin Havvam Sınıfı filmlerinde o oyuncuları bugün hep sevgiyle yad ederiz ama perdenin arkasındaki Ertem İlmez'in yüzünü herkes bilmez. Ama en değerli usta o filmlerin de aslında perdenin arkasında saklı olan Ertem İlmez'dir. İşte tangoya bu bağlantıyla geçtim. Yaklaşık 21-22. senemdeyim şu anda tangoda. 3-4 sene sonra eğitmenliğe başladım tangoda da. Bugün gerçekten iki manevi evladımla, tangoyla ve sinemayla sıcak bir bağlantı içinde yaşamaya devam ediyorum. Sık sık kapımı çalıyorlar, hatırımı soruyorlar, bizi unutma diyorlar. Hemen aktif hale geliyoruz. Bir şeyler üretmeye çalışıyoruz. Peki abi, bizlere tarihe bir not düşme adına tavsiyeleriniz nelerdir? Gençler özellikle bizim için, bu toplum için çok değerli. Gönlünüzden geldiği gibi içinizden duyduğunuz sesleri yönlendirmesine size izin verin ve o doğrultuda hayatınızı düzenlemeye çalışın. Hangi konuda ilgiliyseniz, hangi konuda yetenekleriniz varsa mutlaka ve mutlaka kendinize o yetenekleri geliştirmek için şans vermeniz lazım. Avrupa'da, Amerika'da, gelişmiş toplumlarda bunu genç nesilleri daha özgür bir eğitim alanı içinde yetiştirerek fırsatı sağlıyorlar. Böylelikle de toplumların yaşam seviyesi, hayat seviyesi daima başarılarla dolu oluyor. İşte gençlere söyleyeceğim tek şey, neyi seviyorsanız onun peşinden gidin. Vazgeçmeyin. Başarı sizin aslında enerjinizde saklı. Bunu mutlaka bulup ortaya çıkarmanız lazım. Mutlu olabilmek için. Abi teşekkür ediyoruz. Yani su gibi aktı. Çok sağ olun. Kanalımıza şeref verdiniz. Bizleri onurlandırdınız. Teşekkür ediyoruz tekrar. Ben teşekkür ediyorum. Sevgili arkadaşlar, bu tip röportajlar, bu tip konular hakikaten bir belge niteliğinde. Sizlerin sayesinde biraz daha bizden bu anıları dinlemek isteyen arkadaşlara biraz da mesaj verebildiysek ne mutlu bizlere. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun abi. İşte hayat serimizde bugün değerli oyuncumuz Ergun Sözen abimizle beraberdik. Sağ olsun bizleri kırmadılar. Kanalımıza şeref verdiler. Kendilerine tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Bir başka programda görüşmek dileğiyle hoşça kalın, dostça kalın ama sakın boş kalmayın. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.